Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabı değerlendirme test 25'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Karekök 30, 38 ifadesi ardışık hangi iki doğal sayı arasındadır diye soruyor. Gençler karekök 38'im, evet, karekökün içindeki 38 sayısını inceliyorum. 38 evet, sayısından küçük, e, küçük, gençler, en büyük tam kare sayımız 6'nın karesi 36'dır. 38'den büyük de en küçük tam kare sayımız karekök 49 e, diyeceğiz. Tabi biz bunları nerede kıyaslıyoruz gençler? Karekök içerisinde yazıyoruz. Sevgili gençler, kök 36 dediğimiz sayı biliyorsunuz 36 6'nın karesiydi. O halde karekökten 6 olarak çıkar. E, Karekök 49 da gençler. 49 7'nin karesi olduğu için karekökten 7 olarak çıkar. Gördüğünüz gibi 6 ile 7 arasında bir sayıdır. O halde B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet, ikinci sorumuzda Karekök 190 ifadesi hangi doğal sayıya en yakındır diye soruyor. Gençler 190 sayısını evet yazıyoruz. 190'dan küçük en büyük tam kare sayımız 169. 190'dan büyük de gençler 196 var. Bunları karekök içerisine yazalım. Evet bakın şöyle küçükten büyüğe doğru yazdığımızı gösteriyorum. O halde karekök 190 sayısı Evet gençler aslında e, karekök e, 169 demek 169 13'ün karesiydi. Kökten 13 olarak çıkar. 196 da 14'ün karesi olduğu için karekökten 14 olarak çıkar. Yani karekök 190 sayısı aslında 13 ile 14 arasında bir sayıdır. Peki gençler hangisine daha yakındır? Bakın bunu incelerken şöyle yapıyorum. Evet 190'dan 69'u çıkarıyorum gençler. 190 ile 69 arasında 21 birim var. 196'dan 190'ı çıkartırsam 6 birim var. Gençler bakın burada 6 birim daha küçük olduğu için demek ki 14 sayısına daha yakındır diyoruz. Buradan da B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 3. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordu. Gençler karekök 48 ile başlayacağız. A seçeneğinde. Şimdi 48 gençler 48 şu boşluk kullanarak yazmak istiyorum. Şöyle A seçeneği diyelim. 48 sevgili arkadaşlar 48'den küçük olan tam kare 36'dan büyük 49'dan küçüktür. Ben bunları kök içerisinde içerisine düşünürsem demek ki kare kök 48 aslında Karekök 36 6 demekti. Karekök 49 da 7 demekti. Bakın 6 ile 7 arasındadır. Gerçekten yani 48 ile 49 arasında bir sayı var. Bakın burada arkadaşlar e, ne kadar? 12 sayı var. Burada bir daha küçük olduğu için 7'ye daha yakın olması gerekiyor. Yani 6 buçuktan büyük 7 ile 6 buçuk arasında bir sayıdır. Evet A seçeneği doğrudur. B seçeneğine geldiğimiz zaman kök 30 sayısı 30'u yazdım. Gençler 30 sayısı tam kare ifade 25'ten büyük 36'dan küçüktür. Bunları da kök içerisinde düşünürsem. Evet 30 da 25 arasında gençler 5 sayı var. 36 ile 6 arası 30 arasında 6 sayı var. Bakın bunlar gerçekte karekök 25 dediğim sayı. 5 demekti karekök 36 6 demekti. 5 ile 6 arası ne olacak? 5 daha küçük olduğu için 5'e yakın olacak. Yani 5 buçuktan küçük 5'ten büyük olacak. O halde B seçeneği de doğrudur diyelim. Buradan C'yi yazalım gençler. Evet 103 sayısını yazıyorum. 103 100'den büyük 121'den küçüktür. Bunlar kök içerisinde yazarsam gördüğünüz gibi gençler 103 sayısı aslında kare kök 100 demek 10 demekti. Kare 121 de 11 demekti. 10 ile 11 arasında olacak gençler baktığım zaman 103'ten 100'ü çıkarıyorum. 3 var. 121'den 103'ü çıkartırsam 18 sayı var. Gördüğünüz gibi 3 küçük olduğu için 10 sayısı yakındır. Yani 10 ile 10.5 10, arası doğru yerde gösterilmiştir diyoruz. O halde D seçeneği de sorumuzun yanıtı olacak diyelim. Şimdi D şıkkında inceleyelim. Evet, kare 88'i 88 olarak yazdım. Gençler 88 81'den büyük. 100'den küçüktür. Bunlar kök içerisinin içinde düşünürsem. Evet, Karekök 81 gençler 9 demekti. Karekök 100 de 10 demekti. O halde kök 88 9 ile 10 arasında olacak diyoruz. Şimdi sevgili gençler 88'den 81'i çıkartırsam 7 sayı var. 100'den 88 çıkartırsam 12 sayı var. Bakın burada 7 küçük olduğu için 9'a yakın olması gerekiyor. Yani ile... 9 arasında bir yerde olması gerekiyordu. Bakın burada olduğu için bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıtı denizli seçeneği olur diyoruz. Evet devam edelim. E evet, 4. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yandaki sayı doğrusu üzerinde sayı doğrusunda gösterilen sayılar arasında değildir diye soruyor. Şimdi gençler seçeneklerde kareköklü ifadeler olduğu için bize verilen sayı doğrusundaki sayılarımız da kare köklü sayı olarak yazalım. 6 karekök 36'ya eşittir. E 11'de gençler, kare kök, evet 11 de gençler karekök evet 11'in karesi 121 olduğu için karekök 121'e eşittir. O halde gördüğünüz gibi karekök 36 ile karekök 121 arasında değildir diye soruyor aslında. Karekök 48 bu aradadır. Karekök 75 bu aradadır. Karekök 101 gençler evet karekök 36 ile karekök 121 arasındadır. Ama gördüğünüz gibi karekök 122 gençler karekök 121'den yani 11'den daha büyük bir sayıdır ve bu aralıkta yer almaz diyoruz. Evet D seçeneği doğru yanıt dedik ve 5. sorumuza bakıyoruz. Karekök 29 ile karekök 101 arasında kaç tane doğal sayı vardır diyor. Ne yazacak? Karekök 29'u aynen yazıyorum. Bundan büyük olacak. Karekök 120 101'den de küçük sayılar arıyoruz. Gençler, karekök 29'dan büyük, yani 29 sayısını düşünürsek, karekök 36 var tam kare olarak, karekök 49 var. Bakın bu arada, yani 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi karekök 64, 9'un karesi karekök 81 ve 10'un karesi gençler karekök 100 var. Evet, biz bunları doğal sayı olarak yazarsak, Karekök 36 6 demekti. Karekök 49 7, 8, 9 ve 10 sayıları vardır diyoruz. O halde gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane sayımız var. Demek ki bu kareköklü sayılar arasında 5 doğal sayı vardır deriz. Bunu da A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, altıncı sorumuzda x küçüktür 4. O da küçüktür y sıralamasına göre. x ve y yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diyor. Gençler, şu ifademizi aynen yazalım. Ben 4'ü burada gençler kök içerisine alacağım. Bakın x'i yazdım. 4 kare kök içerisine gençler 4'ün karesi 16 olduğu için 16 olarak girer. Yani karekök 16 aslında 4'e eşittir. Gördüğünüz gibi karekök 16'dan küçük olacak. Diğer karekök 16'dan büyük olacak. Verilen de seçeneklere baktığım zaman karekök 5 gençler karekök 16'dan büyük değil ediyorum. Karekök 11 büyük değil. Evet sevgili gençler bakın karekök sevgili gençler karekök 17 buraya yazılabilir. Diğer tarafta karekök 8 yazılabilir. Buraya da karekök 16'yı yazarsam doğru bir sıralama olur. Burada da karekök 16 bozduğu için A, B ve D'yi eler. C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet 7. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki sayılardan hangisinin karekökü 12 sayısına en uzaktır diye soruyor. Peki gençler yani 12 sayısı aslında ne demektir? 12'nin karekökü 12 sayısına. Evet karekökü 12 ise bu sayımız sevgili gençler aslında 12'nin karesi 144'tür. Yani 144'ün kare kökü olarak düşüneceğiz gençler. 144'ün kare kökü. O halde düşündüğünüz zaman burada 144'e olan mesafeleri düşünüyorum. 144'ten 135 çıkartırsam gençler 9 birim var. 144'ten 136'yı çıkartırsam B seçeneğinde 8 birim var. Evet 150'den şöyle yazalım gençler 144'ü çıkarıyorum. 6 birim var. 154'ten 144'ü çıkarıyorum. Burada da 10 birimlik fark var. Evet gördüğünüz gibi gençler en uzak burada 11 birim olduğu için denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet devam edelim. 8. sorumuzda yukarıda verilen kalemin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Gençler kalemin boyunu bakın nereden başlamış arkadaşlar? 2'den başlayarak ölçmüş. Al 2'den izi bana şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8'den büyük. Bakın burada 8 birim var. Burada da 9 birim var. E, kalemin boyuna gençler eğer ben x diyecek olursam x'in değeri 8'den büyük, 9'dan küçük olacak. 8 dediğimiz gençler kök içerisine alırsam karekök 64 demektir. E 9 da gençler kök içerisine 81 olarak gelir karekök 81 demektir. Şimdi verilenlerde gençler kök 64 ile karekök 81 arasında değer arıyorum. Bakın burada verilenlerden gençler B seçeneği kök 80 olabilir. Evet x'in değeri diyoruz ve b şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet karekök karekök 225 ifadesi hangi doğal sayıya daha yakındır dedi. Arkadaşlar öncelikle sayımızı aynen yazalım. 2 tane kök içerisinde 225. Arkadaşlar bir tane şu kökün içerisindeki kök 225 arkadaşlar. 225 15'in karesi olduğu için buradan 15 olarak çıkar. Bakın kare kökün içerisinde 15 kalır. Şimdi 225 15'in karesiydi. O halde kök 15 hangi doğal sayılar arasında? Bunu düşüneceğim. 15'ten büyük gençler tam kare ifade 16 var. 15'ten küçük 9 var. Elbette bunları da kök içerisinde düşünüyorum. O halde kök 9 demek 3 demek diye. Kök 16 da 4 demektir. Şimdi gençler 3 ile 4 arasında bir sayı. Evet gördüğünüz gibi gençler hangisine yakındır diye sordu. 16 ile 15 arasında bir birim var. 15 ile 9 arasında 6 birim var. Bakın bir küçük olduğu için 4 sayısına daha yakındır diyoruz. Bunu da B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Yukarıdaki sayı doğrusunda x ile gösterilen kareköklü ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Arkadaşlar karekök 13 demek aslında karekök içerisinde 169 demekti. 12 de karekök 144 demektir. Arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. 169 ile 144 arasında 169'dan 144'ü çıkardığımı düşünüyorum. 5 25 sayı var. Arkadaşlar ben 25'i 2'ye bölersem Evet 12,5 sayı olur arkadaşlar. Yani burada 12,5 birim var. Burada da 12 buçuk birim olacak. Evet ne yaptık gençler bakın 25 aradaki farkı 2'ye e, böldüm 12 buçuk sayıya. Nerede üzerine ekler, ekleyeceğim arkadaşlar? 144'e. Evet 144'e 12 buçuk eklersem ortadaki sayıyı bulmuş olacağım. Hadi 144'e 12 buçuk ekliyorum. E, tam ortadaki aslında 12 buçuk kareköklü ifadesini yaklaşık olarak elde etmiş oluyorum. Şöyle toplarsam 5, 6, 5 ve 1. Yani gençler aslında şurayı temizleyelim. 12,5 sayımız aslında gençler köklü olarak söyleyecek olursam 156 gençler. Yani o halde x'in değeri karekök 156 buçuktan büyük olacak. Karekök 169'dan küçük olacak diyorum. Şimdi verilenlere baktığımız zaman karekök 150 156 büyük değil. Karekök 152 150,5 56,5'tan büyük değil. 171 de gençler kök 171 karekök 169'dan büyüktür. Bundan dolayı elerim. Bakın karekök 164 bu iki sayı arasında yer alır deriz. Şöyle gösterelim. x'in değerini c seçeneği olarak işaretleriz. Evet 11. sorumuzla devam edelim. 18 küçüktür. Karekök içerisinde 300 artı x. O da küçüktür. 19 sıralamasına göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diye soruyor. Peki gençler. Şimdi 18'i kök içerisine alarak düşünecek olursam. Biliyorsunuz 18 e, 324 olarak karekök içerisine girer. Küçüktür. Kök içerisinde 300 artı x diyorum. O da küçüktür. 19'da 19'un karesi 361 olduğu için kök içerisine 361 olarak girer. Peki. Şimdi gençler x yerine hangisi yazılabilir diye. x yerine yazdığımız sayılar gençler. 300'de topladığımız zaman 324'ten büyük. 361'den küçük olacak. Şimdi baktığınız zaman seçeneklerim. 50'yi toplarsam gençler bakın. 300 artı 50. 350 olur. Gençler kök 350 olarak düşünürsek, et evet bakın bu aralıkta yer alır diyorum ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, istersek gençler hemen şöyle 20'yi gösterelim. Bakın 300 artı 20, 324 olur yani 320 olur. Ee, 320'yi ben karekök 320 gibi düşünürsem, bakın bu aralıkta yer almadığını görürüm. Bunlar da zaten bu aralıkta yer almazlar ve A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim. 12. sorumuzda yukarıda verilen sayıların kaç tanesi 15 ile 18 arasındadır? Gençler yani işte 15 dediğimiz sayı kök içerisinde 15 e, karesi 225'tir. Kök içinde 225'e eşittir. 18'de gençler kare kök içerisinde evet karesi 324 olduğu için 324'e eşittir. Aslında ne arıyoruz? Karekök 325 pardon 225 ilim. kare Karekök 324 arasında sayarıyoruz. Baktığım zaman gençler burada kök 300 bu arada yer alır. Karekök 255 bu arada yer alır. Karekök 200 gençler yer almaz. Karekök 318 de bu arada yer alır. O halde gördüğünüz gibi gençler 3 tanesi evet. Karekök 225 ve karekök 324 arasındadır diyorum. Yani 15 ile 18 arasında 3 tane sayı var diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza bakıyorum. 13. sorumuzda 5 küçüktür karekök x ve 6 küçüktür 6 sıralamasına göre x yerine kaç yerine yazılabilecek kaç tane tam sayı vardır diyor. Gençler 5'i kök içerisine yazarsam Karekök 25 demekti. Küçük diyor. Karekök x diyorum. 6 da karekök 36 eşittir. Şimdi gençler burada x yerine 25 ile 36 arasındaki sayıları yazacağım. Yani 26 yazılabilir. x'in yerine yazılacak sayılar. 27 yazılabilir. 28 yazılabilir. 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 sayıları yazabilir. Gördüğünüz gibi gençler saydığımız zaman burada toplamda 10 tane sayı var. O halde x yerine yazılabilecek evet, tam sayı 10 tanedir diyoruz. Bunu da B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum. 14. sorumuzda yandaki şekilde A, B, C, D ve A, F, e, G karedir. ABCD'nin alanı 100 cm kare, AFEG'nin alanı 41 cm kare olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen uzak uzunluk santimetre cinsinden hangi artışık doğal sayı arasındadır diyor. Gençler bunu bulabilmek için arkadaşlar aslında DA uzunluğu evet ile GA uzunluğuna ihtiyacım var. Bu aradaki fark kadardır diyoruz. Büyük karemizin alanı gençler 100 cm kare ise o halde DA uzunluğu yani AD uzunluğu diyelim. 100'ün kare köküne yani kare kök 100'e eşittir. Kare kök biliyorsunuz gençler 10 demektir. Yani burası 10 santimetredir. Yani AG uzunluğu yani alanı 41 olduğu için gençler 41 santimetre kare olduğu için AG uzunluğu da kare kök 41'e eşittir. Şimdi gençler kare kök 41 hangi sayılar arasında bunu düşüneceğiz. Yani 41'den küçük en büyük tam kare sayımız 36. Büyük de gençler 49 var. Yani kök 36 ile kök 49 arasındadır diyorum. Yani gençler 6 ile 7 arasında bir sayı. Şimdi gençler ondan 6 ile 7 arasında bir sayı çıkaracağım. İstersek yaklaşık değer olarak gençler bunu yani 6 buçuk gibi bir sayı düşünebiliriz gençler. Ondan 6 buçuk çıkardığımı düşünebilirim. Veya şöyle yaparım. Ondan aslında karekök 41'i çıkaracağım için gençler. Bunu şöyle düşünelim. 10'dan 6'yı çıkartırsam 4 olur. 10'dan gençler 7'yi çıkartırsam çünkü karekök 41 6 ile 7 arasında bir sayı 3 olur diyoruz. Evet, bu arada bir sayı olacak diyelim. Yani 3 ile 4 arasında bir sayı olur. Soru işaretinin değeri 3 ile 4 cevabını da C seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 15. sorumuzda yanda alanları verilen karesel bölgelere göre AC'nin santimetre cinsinden en yakın olduğu tam sayı kaçtır diyor. Gençler büyük olan e, karemizin alanı 64 santimetre kare. O halde AB uzunluğunu çok rahat bulabilirim. Ne yapıyoruz? Alanı verelim. Karenin bir kenar uzunluğunu alanın karekökünü alarak buluyoruz. Yani karekök kök 64'e eşittir. 64 de 8'in karesi olduğu için Evet, AB uzunluğu 8 santimetredir. Şimdi BC uzunluğu gençler karekök bakın burası karekök 50 demektir. AC uzunluğu o halde arkadaşlar ne yaparız AC'yi bulabilmek için 8 ile karekök 50 toplamam gerekir. 8 artı karekök 50 demektir. Şimdi burada karekök 50'nin gençler yaklaşık değerini hangi tam sayılar arasında olduğunu bularak düşüneceğim. Karekök 50 gençler. 50 sayısı 49'dan büyük 64'ten küçük diyor. Yani karekök 49 ile karekök 64 arasında bir sayıdır. Şimdi karekök 49 gençler 7 demekti. Karekök 64 8 demektir. Dikkat edersek gençler 7'ye çok yakın bir sayı. 50 ile 49 arasında bir birim var. Burada 14 sayı var. 7'ye çok yakın diyeceğiz. O halde 8 ile 7'yi toplarsam gençler 15 olur. 8 ile 8'i toplarsam 16 olur. 15 ile 16 arasında ama 15'e çok yakın bir sayıdır diyorum. Bunu da B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 16. sorumuzda evet, sıralamasına göre e N'in en büyük tam sayı değeri ile M'nin en, büyük tam, e, en büyük tam sayı değerinin farkı kaçtır diye soruyor. Gençler sıralamamızı dikkat ettiğimiz zaman karekök 50'den pardon karekök 150'den küçük olan en büyük tam kare sayıyı m olarak düşüneceğiz. O halde m'yi de tabi tam kareyi karekök içinde düşüneceğim. O halde 150'den küçük en büyük tam kare sayımız gençler 144'tür. Onu kök içerisine alırsam bu bizim m'nin değerine eşit olacak. Karekök 150 yazdım. Şimdi en için gençler şöyle yazalım. 150 ile 200 arasında olacak gençler. 150 ile 200 arasında. Dikkat edersek gençler 150 ile 200 arasında tam kare olarak 169 var. Bir de 196 var. Yani n'in değeri karekök 169 da olabilir. Karekök 196 da olabilir. Ama benden en büyük değerler dediği için burada da karekök 196 sayısını seçeceğim. O halde m dediğimiz sayı karekök 144 bu da 12'ye eşitti. O halde n dediğimiz sayıda karekök 196 yani bu da 14'e eşittir. Benden ikisinin arasındaki farkı istediği için 14 eksi 12'den aradaki fark 2 olur diyorum. Bunu da C seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet sevgili gençler bu soruyla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.